Merhaba, bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Konumuz akademik tutukluk. Yani akademide bir şeylerden artık vazgeçmeye meyletmiş bir ruh hali içerisinde olmak. Konumuz bu. Bunu anlatacağız. İnsanlar akademik başarı ilk başladığı zaman büyük bir hevesle başlar. Büyük amaçlarla başlar. İşte başlayacağım ve profesör olacağım direkt. Daha yüksek lisansa başlamadan. Bu şekilde amaç edinir. Çok güzel çalışmalar yapacağını düşünür. Ama işte yüksek lisansın belli bir döneminden sonra insanlar artık şey olur. O heyecanını biraz kaybeder. Tabiri mümkünse akademik, yani doğruysa tabir, şöyle diyoruz. Akademik tutukluk diyoruz. Bir tutukluk içerisine girer birey, öğrenci. Açılması zor bir dönemdir. Bunu aşmak tek başına kendi içimizde bulabileceğimiz bir motivasyonla sağlanmayabilir. Bunu aşmak daha çok işte danışmanın motivasyonuyla, ondan sonra akademide çalışan arkadaşların sayesinde, onlara yapılan sohbetler neticesinde aşılabilir. Bu yüzden eğer akademide iseniz, yani yüksek lisans yapıyorsanız veya doktora yapıyorsanız, yapmanız gereken şey ilk olarak kendi etrafınızı iyice düzenlemek. Etrafınızda sizi akademide ilerlemeye teşvik edecek, size motivasyon sağlayacak arkadaşlar edinmeniz gerekiyor. Danışmanınız da sizi akademik başarı ya akademide çabalamaktan bıktıran değil de size sürekli bir motivasyon sağlayan biri olmasını tercih edin. Eğer sizin danışmanınız yaptığınız çalışmalar da size engel oluyorsa, yani size bir katkı sağlamıyorsa, yaptığınız şeyler sadece onun yaptığı şeylerin bir taklidi ise veya işte başka çalışmaların taklidi ise, size has değilse, bu size biraz tutukluk yaptırır, kötü şeylere sebep olur. Yani birincisi ne yapmamız gerekiyor? Etrafımızı, danışmanımızı, işte öğrenci arkadaşlarımızı güzelce seçmemiz gerekiyor. Tabii ki bundan önce en önemli olan şey hangi alanı sevdiğimizi kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Yoksa sevdiğimiz alanda yapmıyorsak zaten bir zaman sonra artık ondan sıkılırız. Çalışmak istemeyiz. Bu yüzden hangi alanı sevdiğimizi kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Küçük bir şüphemiz bile olsa bir alandan, o alanda çalışmamız gerekiyor. Aksi takdirde daha bu arkadaşlık, işte danışman sorunu olmadan önce bile şey olur. Alandan sıkılırsınız ve vazgeçersiniz. Birincisi bu. Ondan sonra işte yapmanız gereken şey kendi dedik akademi yani şey danışmanınızın ve arkadaşlarınızın akademik başarınızda size engel olan değil, sizin önünüzü açan, size yardımcı olan kişilerin olması. İşte mesela dediğim gibi danışmanınız eğer size engel olursa bir zaman sonra sıkılırsınız. Danışmanla kavgalı bile olursunuz. Yine işte arkadaşlarınızın sizin gibi bu akademik başarı uğruna çabalayan kişilerin olması gerekiyor. Yani işte arkadaşlarınızla araştırma yöntemlerini, araştırma metotlarını konuşabilmeniz mümkün olması gerekiyor. Sürekli bunlar üzerinde konuşmanız gerekiyor. Yoksa işte hiç konuşmadığınız, hiç tartışmadığınız arkadaşlarınız yoksa bir zaman sonra kendi başınıza olduğunuz için sıkılırsınız. Aslında bütün şeyler böyledir. Örneğin mesela ben şu videoyu çekmesem benim kitap okuma motivasyonum daha az olur. Yani video çekme nasıl diyeyim ya? Neyse anladınız. Kısacası bizi motive eden bazı şeyler olması gerekiyor. Arkadaşlarımız da bizi motive eden şeylerdendir. Akademide de akademik başarı için uğraşan arkadaşların olması, onlarla bazı konularda konuşabilmemiz bizi bu yolla motive edebilir. İşte eğer böyle bir çevremiz yoksa ne yapmamız gerekiyor? O zaman sosyal medyadan, işte YouTube'dan, sonra Twitter'dan, Instagram'dan ve benzeri sosyal medya mecralarından ne yapmamız gerekiyor? Bazı akademik bireyleri takip etmemiz gerekiyor.
bizi motive eden, bizi işte akademik başarı için çabalamaya sürükleyen bazı hesapları takip etmemiz gerekiyor. Bu da bizi iyi yönde motive eder. Yine işte sevdiğimiz konularda araştırma yapmak bu akademik tutukluğu giderebilecek bir diğer şeydir. Örneğin sevdiğimiz bir konu vardır. Bu konuyla ilgili neye girdik? İşte Ulusal Tez Merkezi'ne girdik. Sonra onunla ilgili bir tez indirdik. Tezi biraz okuduk. Beğendik veya beğenmedik. Beğendiysek çok daha iyi. Yine merak ettiğimiz bir konu var o tezin içerisinde. Kaynakçaya bakıyoruz. Kaynakçadan kaynakçaya gidiyoruz. Yani kaynakçada bir isim buluyoruz. Örneğin şu an ben bu kitaptan bir şey bakacağım. Bir tane kaynakçaya bakacağım. Hangisi kullanmış diye. İşte mesela portal kullanmış. Portal diye bir site kullanmış. Oraya gireceğim. Oradaki çalışmaların olan kaynakçasına bakacağım. Bu şekilde bu beni hem ne yapacak? Hem yapılmış olan araştırmaları keşfetmemi sağlayacak. Hem benim düşünemediğimi başka insanların düşünebildiğini göreceğim. Hem güzel konular göreceğim. Bu beni teşvik edecek. Bu benim motivasyonumu artıracak. Hem de yeni yeni bilgiler öğrenmiş olacağım. Ya aslında araştırma yöntemlerinden bir tanesi de şeydir. Yani en güzel araştırma yöntemi şeydir. Kaynakçadan kaynakçaya gitmek. Yani bir konu araştırıyorsun. Örneğin doğa konusu, din psikolojisinde ne yapıyorsun? Hayati öykülerin din psikolojisine giriş, doğa ve din diye bölüm var örneğin. Var mıydı öyle bir bölüm? Var galiba. Neyse. O bölümden ne yapıyorsun? Onun kaynakçasına bakıyorsun. Onun kaynakçasından bir makale buluyorsun veya bir kitap buluyorsun. O makaleye veya kitaba bakıyorsun. Sonra onun şeyine gidiyorsun. Onun kaynakçasına gidiyorsun. Oradan bakıyorsun derken bir sürü bakıyorsun ki aslında bu seni iyi hissettiriyor. Bu seni ne yapıyor? Akademiye motivasyon sağlıyor. Akademi için sana motivasyon sağlıyor. Hoşuna gitmeye başlıyor yani. Bu böyle bir çalışma içerisinde olmak. Bu da bizi ne yapar? Dedik ki akademik tutukluğu giderebilecek başka bir yöntem. Tabii ki bütün bunların içerisinde bizim için akademik tutukluğu giderecek en büyük şey bizim içimizdeki o akademik başarıya ulaşma şeyidir, isteğidir. Yani içimizde öyle bir sevgi yoksa, öyle bir duygu yoksa, başladığımız zaman bile çok az bir hevesle başlamışsak, o zaman çok yakın bir zamanda akademik tutukluğunuz başlayabilir. Aslında dışarıdan bir motivasyon kaynağı arayacağımızda, motivasyon kaynağı içimizdedir. Anlattığım tüm bunlar aslında bir şeye dönüyor. Neye dönüyor? İçimizdeki o hevese dönüyor, o tutkuya dönüyor. Eğer içimizde o tutku, o heves, o istek yoksa dışarıdaki hiçbir şey bizi etkileyemez. Sonuçta biz yapan şey bizim içimizdeki o duygulardır. Farklı insanların duyguları, farklı insanların yaptıkları, farklı insanların işte elde ettikleri bizi ne yapmaz? Bize bir katkı sağlamaz kişisel olarak. İçimizde bir şey uyandırmaz. Bizi uyandıracak şey aslında bizim içsel olarak bizim hissettiğimiz şeylerdir. Eğer bu olmazsa zaten akademide ne yapamayız? Başarı sağlayamayız. Hatta devam bile edemeyiz. Bu yüzden en önemli şey içimizdeki bu istek ve arzudur. Bunun olması çok önemlidir. Bu şekilde yine diyelim ki akademik bir çalışma yapıyoruz. Yazdık biraz. Veya baştan başlayalım. Bir türlü başlayamıyoruz. Nasıl başlayabiliriz? İlk bilgisayarı açtınız ve başladınız bir cümle yazmaya. Yani yazmaya çalışın. Konuyla ilgili bir şey yazmaya çalışın. Ondan sonra devamı geliyor. Siz ara verdikçe ne oluyor? O çalışma, akademik çalışma kendisini sizden daha da çok uzaklaştırıyor. Bir bakmışsın aylardır o çalışmanın yüzüne bakmamışsın. Bir bakmışsın aylardır daha çalışmaya başlayamamışsın. Ama başlamak nedir diyorlar? Başlamak yolun yarısıdır. Eğer başlarsak mesela işte ne olur? Bakarız ki zor bir şey değilmiş. Lezzet aldığımız bir şeymiş. Güzel bir şeymiş. O zaman zaten devamı geliyor. Yine yazmaya başladık. Sonra bir yerde tutukluk meydana geldi. Yazamıyoruz. İşte içimizde bir heves geliyor. Ne yapmak gerekiyor? Yine yapmamız gereken şey ara vermemek. Ara verdiğimiz zaman o ara
ne yapar? Bizi sürekli daha büyük bir adalara götürmeye başlar. Bu da nedir? İşte akademik başarının akademik tutukluğun sebeplerinden bir tanesidir. Ara vermek yani. Ara vermeyeceksin, sürekli önünde açık olacak, bakacaksın, cümlenin üzerinde düşüneceksin, yazdığın şeyler, yazdın, güzel yazdın diyorsun, geçiyorsun, yazıyorsun, bir süre geçiyor onun üzerinden. Sonra işte tutukluk yaptı, eski yazdıklarına bak bakalım, nasıl yazmışsın diye onları oku, bakacaksın ki yanlış buluyormuşsun, bakacaksın ki cümlelerini farklı bir şekilde yazmaya başlıyormuşsun. Ki bu nedir? Dedik ki yapman gereken şey o çalışmandan uzak durmaman. Uzak durdukça seni itiyor o çalışma. Bu yüzden ne yapman gerekiyor? Sürekli ona yakın olman gerekiyor. Uzak durman sana o akademik çalışmada katkı sağlamaz. Aksine seni ne yapar? Daha kötü hissettirir. Daha da başarısız olmana sebep olur. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor dedik. Akademik tutukluk olmaması için çalışmamızla sürekli yakın bir temas içerisinde olmamız gerekiyor. Yani bir nevi bizim bir çocuğumuz varmış gibi de her gün onunla ilgileniyormuşuz gibi. Bir bebeğimiz var işte, süt vakti geliyor. Süt geliyor, içiriyorsun. Su içme vakti geliyor, su içiriyorsun. Tuvaletini temizleme vakti geliyor, tuvaletini temizliyorsun. Üstünü değiştiriyorsun, banyo yapıyorsun. Sürekli bir şey içerisindesin bebeğin olduğu zaman. Akademik çalışmalar da böyledir. Sürekli onunla ilgilenmen gerekiyor. Yoksa ne yaparsın? O seninle onun arasındaki o bağ ve ilgi koptuktan sonra artık akademik tutukluk başlar ve sonra akademik sönüklük meydana gelmeye başlar. Vazgeçersin veya yazamamaya başlarsın. Seni kötü etkiler. Saydığım bütün bunlar akademik tutukluk olmaması için önemli şeylerdir. Bence bunlar, yani ben bunlardan faydalanarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunları yaparak akademik tutukluğun olmamasını sağlıyorum kendimde. Ya bende de bazen oluyor. Ne yapıyorum? Bu dediğim şeyleri yapıyorum ve bunlar beni çalışmama ne yapıyor? Bağımlı kılıyor. Yani biraz yazın. Bakacaksınız biraz yazdınız, yazdınız, yazdınız. Sonra tekrar bir tutukluk sizde meydana gelecek. Önceki o yazma tutukluğunuzu hatırlayın. Yani yazamıyordunuz. Bir tutukluk vardı. Ne yaptınız? Başladınız, birden baktınız bir sürü yazıyorsunuz. Yine onu düşünün. Bakın ben böyle yapmıştım. Ya önce yazamıyordum, bir tutukluk vardı. Bir yazmaya başladım, bir sürü yazdım. Demek ki yine başlasam yine bir sürü yazarım diye düşünüp bu tutukluğu giderebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu kadardı. Bugün farklı bir konu işleyeyim dedim. Çoktan kitap okuyamıyorum yoğunluklardan dolayı. Bugün de böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.